artık sabrı kalmadı, reva görülen muameleye açtığı isyan bayrağı ve tamamen ve tamamen kendi inisiyatifiyle bir alt lige düştüğü takdirde inanıyorum ki bu stat çok daha fazla dolacaktır bu tepkiyi göstermek için. Dolayısıyla teşekkür ederiz. İşte biz böyle olalım, kimse bizim önümüze geçemez. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet, biz konumuza dönelim. Evet, dolayısıyla ana gelir kalemlerimizde de bir sıkıntı yok. Ben bunları size detaylı anlatıyorum. Ana kalemlerde de sıkıntı yok. Tek sık olabilecek sıkıntı, o da bu sezonu saymıyorum, önümüzdeki sezon için, yayın gelirleri. Biz yönetime geldiğimiz sene 44 milyon dolar yayın gelirimiz vardı. Federasyonların cömert indirimleriyle 100 milyon doların altına indi yayın geliri ve biz 10-11 milyon kazanıyorduk. Yeni sistemle diyelim ki 18-19 milyon. Yani bu tarafı işin kayıp tarafı. Ama biz Fenerbahçeliler, Fenerbahçeli iş adamları işin o tarafında kapatacağımızdan zerre kadar şüphemiz yok. Tabii önümüzdeki sezon, bunların hepsini hesaplamak çok zor. Önümüzdeki sezon TFF, evet siz ikinci oldunuz ama kendinizi düşürdün, seni Avrupa'ya yollamıyorum dese Avrupa gelirlerimiz o zaman riske gider. Nasıl reaksiyon verecekleri belli değil. Ama esas önemli konu SPK. Onlar doğal olarak halka açık bir şirket olduğumuz için işin o tarafına bakıyorlar. Belki bir çağrı yapmamız gerekebilir.
Çağrı yapmak ne demek? Çağrı yapmak, küçük hissedarın arzu ettiği takdirde hissesini satın almak demektir. Şu an Fenerbahçe Spor Kulübü'nün aşağı yukarı 80-85 milyon euro arası borsada işlem gören hissesi var. Şimdi bu hisselerin ne kadarı sizin benim gibi insanlar, yani bunu bir yatırım aracı olarak değil, evladiyelik olan ve her zaman tutacak, ne kadarı fonlar yatırım için girmiş bilmiyoruz. Ama çağrı yapıldığı takdirde hepsinin gelmeyeceği net. İşte ben küçük bir hissedarım, hiçbir zaman o çağrıya icabet etmem. Bizim gibi de bir sürü insan var ama neticesini bilmiyoruz. 80 küsur milyon olmaz ama yarısı mı olur, %40 mı olur, onu hesaplamak imkansız. Dolayısıyla işin hukuki, mali boyutlarını söyledim. Hatta gelir gider kaleminde biz artıya bile geçebiliriz. Neye? Şu an 14 yabancımız var, kiraladığımız yabancılar var. Futbolcularımızın peşinde olan kulüpler var. Onları satacağız. Maaş bütçemiz, maaş yükümüz daha az olacak. Daha az yabancı olduğu olacak vesaire vesaire. Aslında kâra da geçebiliyoruz. Ama o tabii işin borsa tarafını etkilemiyor. Şimdi başkan uzattı, ne düşünüyorsun söyle bize diyorsanız. Yaptığımız bütün görüşmelerde en az tercih edilen, tercih edenler tarafından da en son opsiyon olarak değerlendirilen opsiyonumuz ligden çekimi olarak ifade edildi. Ve buradaki en önemli sebep, bakın arkadaşlar, ne işin hukuki tarafı, ne işin finansal tarafı. Niye kardeşim ben burada muhatap olmadığım adamlarla bir alt ligde muhatap olayım? Esas istenmeyen sebep bu. Bunu da anlayışla karşılıyoruz. Dolayısıyla bu opsiyonu 3 ay sonraki genel kurulumuza kadar masadan kaldırıyoruz. Maçları 19'da da çıkmanın bir esprisi yok devam edeceksek. Onun için Edin Dzeko'ya, Tadiç'e, Mert Hakan'a buradan sesleniyorum. Sizin istediğinizi genel kurulumuz da istiyor. Çıkın, ne yapacaksınız yapın, o şampiyonluğu bize getirin. Gelelim bir sonraki opsiyonumuza. Süper Kupa. İki kere taraftarımıza çağrıda bulundum. 2 Nisan akşamına kadar Urfa seyahat planı yapmayın, bilet almayın diye. Ve 2 Nisan gecesindeyiz. Aynı çağrıyı tekrar yapıyorum. Lütfen Urfa'ya seyahat planı yapmayın. Süper Kupa biletlerini rezerve etmeyin. Arkadaşlar lütfen, ben kürsüdeyken rica ediyorum. Evet, Süper Kupa ile ilgili düşüncemiz ve bugün sizin oylamaya sunacağımız konulardan biri bu. Burada 2 tane opsiyonumuz var. Biri hiç çıkmamak.
İkinci opsiyonumuz U19'da çıkmak. Büyüklerimizden aldığımız görüş, yani bu görüş sürecinde radikal bir tepki olacaksa Süper Kupa'yla başlamalıyız dendi. Ben buna arkadaşlarımla beraber sonuna kadar katılıyorum. Niye katılıyorum biliyor musunuz? İlkesel sebeplerle katılıyorum. Sen bize diyeceksin ki ülke puanı, vatan, millet, Sakarya, helal olsun size, yeni bir tarih belirlemeliyiz vesaire vesaire. Ondan sonra da rakibimiz kabul etmedi diyeceksin. Sonra Karagümrük maçını tarihini değiştirelim diyeceksin. Karagümrük kabul etmezse ne olur diye sorduğumuzda biz onu hallederiz diyeceksin. Karagümrük hallediyorsun, Galatasaray'ı halledemiyorsun öyle mi? Siz buranın amirisiniz. Vereceksiniz, kararı geçeceksiniz. 15 Mart gününe kadar bekleseydiniz Süper Kupa tarihini belirlemek için. Niye 15 Mart? 15 Mart tur atlayıp atlamayacağımızın belirlendiği gün. Tur atladık. Tur atlayacağımıza göre bir tarih belirlemeliydin. Tur atlamasaydık da ona göre bir tarih. 15 Mart'ı bekleyemediniz. Zaten laletli midir nedir bu Süper Kupa? Bir türlü dikiş tutturamadı. Ama şunu söylemek istiyorum. Avrupa'da oynayan takımlar, bizim rakibimiz olan takımlar, federasyonlar takvimi değiştirecek. Ama bizim federasyonumuz ülke puanı, vatan, millet, Sakarya derken Süper Kupa tarihini değiştirmeyerek hem Fenerbahçe'nin şampiyonluk hem de Avrupa yoluna taş koyacak. Dolayısıyla bu maça çıkmayalım diyen o kadar çok insan var ki. Trabzon'a faili meçhul olay çözülene kadar maçlara gitmeyelim opsiyonu var. Bu opsiyon bizim için aklımız yatan bir opsiyon. Ancak sadece 3 puan değil 6 puan eksiliyor. Onun için yarışı olumsuz etkileyecek. Yine buraya U19'a gidelim bir müddet deniyor. Ona zamanı gelince bakarız. TFF'nin istifaya çağrılması, istifa sürecinin başlatılması ve imza toplanması isteniyor. Federasyon ve kurulları anladığımız bir anlamda seçim yapana kadar federasyonun hiçbir seçimine katılmamamız isteniyor. Sezon sonuna kadar yabancı hakem hem vardı hem sahada talep ediliyor. 1959 öncesi şampiyonluklarımız için derhal komisyon kurulup olumlu olumsuz cevap verilmesi isteniyor. Ve 2011 Süper Kupamızın en kısa zamanda oynanması için Beşiktaş'la beraber hareket ederek hakkımızı gasp edenlerden almamız isteniyor. Yayın havuzundan çıkmamız istiyor ki keşke çıkabilsek 3 misli gelir sağlayabiliriz. Ama kanunen sıkı sıkıya bağlanmış bir durum. Dolayısıyla o mümkün değil. Tabii siyah formayla çıkalım, protestolar yapalım, pankartlar asalım, yürüyüşler yapalım. Bunlar hepsi yapılabilecek şeyler. Genel kurulumuzun onayını veya onların fikrine danışmamız gerektiren konular değil. Onları zaten paralel yapacağız. Dolayısıyla kısaca biraz sonra konuşmalar yapılacak. Bu konuşmalardan sonra hep beraber oylama safhasına geçeceğiz. Onun için sizin görüşleriniz çok çok önemli. Atladığımız, kaçırdığımız bir şey varsa dinlemek istiyoruz. Ve son bölüme geldik.